Merhaba, ışık konularına devam ediyoruz. Işık konularında en önemli ışık kaynağımızın bir tanesi de plain light. Bu plain light V2.0'da rectangle light olarak geçiyordu. Burada ismi değişerek plain light olarak ismini değiştirmişler. Önemli bir ışık kaynağı, özellikle iç mekanlarda destekleyici olarak kullanıyoruz. Bunun parametreleri aynı zamanda spotlight ve ES light da geçerli. Önemli bir ışık kaynağıdır destekleyici olarak. Bunu iç mekanda kullanacağız. Şimdi hep beraber gelin ayarlarını görelim. Sahneme bir 3 tane malzeme attım. Krom, altın ve gümüş değerinde. Ayarlarımdan güneşi, sunlight'ı buradan kapattım. Ve sahneye bir tane plain light ekliyorum. Plain light buraya geldi, görüyorsunuz. Burada da rectangle light olarak, karesel ışık kaynağı olarak görünüyor. Işık kaynağının gri olan kısmı ışık vermez. Ama beyaz olan kısmı ışık verir. Ta ki siz buradaki double side'ı işaretleyene kadar. Double side'ı işaretlediğinizde artık çift yönlü ışık kaynağı verecektir. Hem arkasındaki hem önündeki ışık kaynağını hesaplar. Bu şekilde render süresini uzatır. Işık kaynağının arkasında kalan kısımlar hesaplamaya gireceği için render süresinde olumsuz şekilde etkiliyor. Ama ışık kaynağının arkasındaki nesneleri de aydınlatmak isterseniz o seçeneği işaretleyebilirsiniz. Şöyle şu şekilde bir aydınlatma kullanalım burada. Örnek olarak. Yine Interactive Render'ı aktif hale getirdim. Render butonuna basıyorum. Şimdi benim burada ayarlarımdan Environment'ta bakalım, background ne var background'da. Background'dan yine sunlight işaretli. Onu da kaldıralım. Bu şekilde gördüğünüz gibi sadece Rectangle Light bu kısmı aydınlatıyor. Şimdi arkadaşlar, Rectangle Light'ın, Plain Light'ın içerisinde bazı ayarlar mevcut. O ayarları hep beraber görelim. Işık kaynağı listesine gittim. Burada bu açık kalsın. Şimdi burada Color Texture yazan kısımda benim ışık kaynağının beyaz olan rengini buradan ben değiştirebiliyorum. İstediğim renkte bunu ışık kaynağı olarak kullanabilirim. Işık kaynağının rengini, şiddeti, ortamı, ortam ambiyansını çok farklı şekillerde değiştiriyor. İsterseniz bu plain light'ı bir normal bir lamba olarak da kullanabilirsiniz. Güçlü bir ışık kaynağı olduğu için her tarafta kullanılabilir. Büyük veya küçük olması ortamdaki ışık kaynağının gölgesini ve şiddetini etkiler. O yüzden hem küçüklük, yani büyüklük ve küçük formatı şu şekilde. Büyüdükçe gölgeler daha soft, küçüldükçe daha keskin hale geliyor. O yüzden şuradaki intensity değeriyle ışığın şiddetini artırabilirsiniz. Mesela 100 yapıyorum, 100 değerini yapıyorum. Gördüğünüz gibi değer giderek arttı. Bu buradaki kullanım, yani unit kısmındaki default scaler kısmı benim buradaki ışık şiddetinin artırmamla orantılı olarak devam ediyor. Mesela 230 yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ışık şiddetine maruz kaldı nesneler. Şimdi buradan işte double side yaparsanız arka tarafı da aydınlatır. Invisible yaparsanız sahnede görünmez. Ama görüyorsunuz buradan bir ışık sızıntısı veriyor. Onu da iç mekanda önlemek için biraz daha yukarıdan kaldırırsanız ışık kaynağının yeri belli olacaktır ama alttaki plane yansıdığı için yine görünüyor. Bizim iç mekanda pek kendini belli etmez. Ama şu an ortamda bir şey olmadığı için buradaki ışık kaynağı kendini belli ediyor. Double side yaptığınızda yine bu şekilde işlem görür. Affect Diffuse kısmı diffuse'daki, yani obje üzerindeki renkteki etkileşimini gösteriyor. Buradan kaldırdığında görüyorsunuz iç diffuse'da, yani zemindeki gri olan yüzeye yansımasını kaldırdı ışığın. İşaretliyorum, tekrar geri geldi. Specular, eğer parlayan nesnelerde specular rengi kaplaması varsa onu engeller. Şimdi specular kaldırıyorum. Şuradaki nesneye bakın. Şu kısma bakmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi specular kısmı sönüyor. Reflection kısmı da yansıma olan yüzeyde ışık kaynağını gösterme anlamına geliyor. Kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi ışık kaynağını kaldırmış oldu. No Decay kısmı var. No Decay kısmı ışığın şiddetinin uzaklığa göre azalmasına engeller. Yani normalde ışığın şiddeti 230 birimde şu an görüyorsunuz. Ben bunu 10 metre sonra ne olmuş? Bu ışık şiddeti azalarak gitmiş. Ama ben bunu işaretlediğim anda ışık şiddeti doğru orantı olarak her tarafı aydınlatıyor. Gördüğünüz gibi. Yani uzaklık ve yakınlık burada hiçbir önem ifade etmiyor. Direkt kaldırdığınızda
230 birim değerinde bu komple her tarafı aydınlatıyor. Bu şekilde bir işlem. Ama kapalı alanlarda kullanılmasını ben tavsiye etmiyorum. Çünkü kapalı alanlarda doğallığı bozar bu şekilde. Çünkü açık alanda yansıma tamamıyla farklı yerlere gideceği için kapalı alanda bu ışık patlamasına neden olacaktır. O yüzden kapalı alanlarda kullanırken çok dikkat edin. Normalde zaten kapalı olarak gelir. Bu şekilde gelir yani. Normalde doğal ışık kaynağı bu şekilde aydınlatır. Bu şekilde yaptığınızda bu doğal ışık kaynağı seçeneğinden dışarı çıkmış olur. Yine gölgeliği buradan kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gölgeler gitti. Işık kaynağının gölgesi bu sayede gitmiş oldu. Gölgeyi niye kapama ihtiyacı hissedersiniz? Çünkü sahnede birden fazla ışık kaynağı olursa objelerin etrafında birden fazla ışık kaynağı olduğu için, yani burada bir ışık kaynağı kullanırsınız, burada işte atıyorum 3 tane gölge, burada bir ışık kaynağı kullanırsınız, burada 3 tane gölge şeklinde ilerlemeye devam eder. Ama burada gerçek hayatta sadece kullanacağınız ışık kaynağına göre gölge vermek isterseniz o gölgenin ışığını kapatıp ve açabilirsiniz. İşte bu işe yarıyor. O yüzden buraya böyle bir seçenek eklemişler. Shape kısmında iki türlü ışık kaynağı yeri var. Yani şekli, yani ışığın şekliyle ilgili. Hem rectangle hem elips. Görüyorsunuz. Tabii bu ne anlama geliyor? Gölgelere dikkat edin. Rectangle'da daha keskin, elipste daha yumuşak. Işığın daha yumuşak gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Bir ışık kaynağı ne kadar softsa o kadar ışık kaynağı ortama daha soft bir aydınlatma verir. O yüzden böyle bir seçenek eklemişler. Gayet de güzel olmuş bence. Burada Portal Light diye bir seçenek var arkadaşlar. Portal Light benim, yani bunu aktif ettiğim anda görüyorsunuz direkt otomatikman gitti. Niye gitti? Çünkü benim sahnemde sunlight yok. Bunun amacı şu arkadaşlar. Ben sunlight'ı aktif ettiğim anda sunlight'la beraber çalış anlamına geliyor. Yani güneşin ışığını al, içeri gönder. Yani siz iç mekanda bunu kullandığınızda, yani bu işe, portal light symbol yaptığınızda dışarıdaki güneş ışığını alıp içeriye tekrar güneş ışığı olarak veriyor. Yani environment'ta, yani çevrede, gökyüzünde hangi ışık kaynağı varsa o ışık kaynağını içeriye verme amaçlı bir seçenek. Bu seçenekte ışık kaynağının arkasında kalan, yani objenin ışık kaynağının arkasında kalan kısımlar hesaplamaya dahil edilmiyor. Yani siz pencereden içeriye ışık verdiğinizde ışık kaynağının arkasında kalan objeler hesaplamaya dahil edilmediği için işlem çok hızlı oluyor ve hızlı bir şekilde render alıyorsunuz. Aynı zamanda gökyüzünde HDR varsa HDR'ı sahneye veriyor. Güneş varsa güneşi sahneye veriyor. Bunu da örnek sahnemizde kullanacağız. Altındaki accurate seçeneği de tam tersi ışık kaynağının arkasındaki kısımlarda hesaba dahil ettiği için ışık render süresi uzuyor. Burada iç mekanda rectangle light kullanırken simple seçeneğinin aktif olması tercihen kullanılabilir. Işık kaynağının arkasındaki nesneler hesaplamaya dahil olmayacak ve environment'taki güneş veya dim light sahneye, yani iç mekana dahil olacak demektir. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Önemli olarak burada units kısım var. Units ölçeklendirme, ölçü anlamına geliyor. Hemen tekrar sunlight'ı kapatıp rectangle light'ın da simple seçeneğini kapatıp bu şekilde doğal bir aydınlatmasına gelelim. Default scaler kısmındaki luminous power kısmı hesaplamanın lumen cinsinden olmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani lumen bir ölçü birimi, biliyorsunuz ışık kaynağında ölçü birimi olarak geçiyor. Işık kaynağının boyutu, yani şu boyut önemsiz hale geliyor. Sadece burada verdiğiniz intensity değeri aktif hale geliyor. Normalde siz gerçek hayatta kullanacağınız 100 wattlık bir ampul burada 1500 lumene denk geliyor. Yani ben buraya 1500 yazdığımda bu 1500'lük lumenlik bir ışık kaynağının şiddeti 100 wattlık ampule eşit değerindedir. Ama gerçek hayattakini birebir yansıtmıyor. Yani ortalama değer bunlar. 1500-2000 arası bir değerde 100 wattlık, 150 wattlık ampul değerini yakalıyorsunuz. Öyle söyleyeyim ben size. 1800 yaptığımda biraz da artacaktır. Bu şekilde eğer doğal ışık kullanmak istiyorsanız, hani gerçek hayattaki ışığı yansıtmak istiyorsanız bu şekilde değeri lumen olarak verebilirsiniz. Ama tamamıyla gerçek hayattaki o birebir değeri vermese de ona yakın değerler veriyor lumen değeri olarak. Aynı zamanda lumens var, metrekare. Görüyorsunuz burada metrekare değeri var. Bu değere getirdiğinizde ışık kaynağının büyüklüğüne göre şiddet artıp ve azalıyor. Yani bu ışık kaynağının büyüklüğü bu ortamdaki ışığın
şiddetini artırmaya yarıyor. Aynı zamanda kedi topu buradaki değerler de onunla beraber çalışıyor. Altta radiant power var. Watt değeri görüyorsunuz. Watt değeri veriyor burada. Işık değerini watt ölçü birimine de dönüştürüyor arkadaşlar. Watt ölçü birimi gerçekten güçlü bir ışık birimidir. Ama aynı Lumiance'deki gibi gerçek hayattaki watt değerini buraya tam olarak yansıtmıyor. Ama burada 100 wattlık bir lamba için ortalama 2,5 wattlık bir değer girebilirsiniz. Yani 2,5 girdiğimizde şu an aynı Lumiance'deki 100 wattlık lamba değerini yakalamış oluyor. Ama diye bir değerler hani 10'a getirdiğimde veya işte 500 yaptığımda watt değeri giderek artıyor ve farklı bir ışık işleti haline geliyor. Gördüğünüz gibi. Aynı Radiance'daki gibi ışık şiddetinin büyüttüğü, yani bunun büyüttüğü ortamın ışık almasını etkiliyor. Bu şekilde bazı işlemler var. En çok kullanılanlar burada watt değeri ve luminous power, yani lumen değeri olarak kullanabilirsiniz. Eğer gerçek hayattakine yakın bir ışık değeri vermek istiyorsanız bunları kullanmanızda fayda var. Ama en çok kullanılan default, yani kendi scalar değeri, yani buradaki 500 değeri, birim değeri ne kadar artarsa ışık şiddeti de o kadar artar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ortamı o kadar aydınlatır. Evet arkadaşlar, V-Ray kısmındaki bu değerleri ayrıntılı olarak değindik. Bu değerler yine bizim diğer ışık kaynaklarında mevcut. Yani Spotlight'ta ve ES'te bunlar mevcut. Bunların aynı ayarları orada kullanabilirsiniz. Biz yine örnek bir iç mekanda bunu test ederek göreceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.